Prime Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Kapanışa doğru Borsa İstanbul'da sert satışlar devam ediyor. Endeks şu anda %3.8 negatif performans gösteriyor. Düşükte 7463.16 seviyesini gördü. Hani 7600-7850'den bir majör dengelenme tepki gelebilir diye bahsediyorduk hafta başından itibaren ve bugünkü yaptığımız Utku ile beraber hisse tek bakışta, ama çok başarılı olmadı. Şimdi bu noktada psikolojik olarak 7400 seviyesi majör bir destek olarak takip edilecek. Tabii düşüşte bir riskten kaçış algısı olduğundan dolayı hafta sonu riski satın almak istemiyor. Hafta sonu Gazze'ye bir kara operasyonu başlayabilir. Amerika destekli olabilir. Amerika işin içine girerse olay daha vahim olabilir. Biraz önce haber akışına yansıdığı şekilde Biden özellikle İsrail'e hem lojistik anlamında hem de askeri anlamda yardım taleplerinde bulundu. 10 milyar dolarların üzerinde, zaten bunu da söylemişti, eşi benzeri görülmemiş bir yardım olacak şeklinde. Hani bu askeri yardımlar geliyorsa o zaman bir şeyin habercisi şeklinde. Hani endeksi bu düşükten 7463 seviyesinden toparlanmaya çalışıyor. Burada kritik seviye, özellikle bugün Utku ile beraber de onu konuştuk. Borsa İstanbul 100 endeksi günlük bazda dolara çevirdiğimizde, yani dolar bazlı grafiklerde 200 günlük ortalama majör bir referans. Bunun daha öncesinde de hani endekste aşağı yönün daha olası olabileceğini, Türk Hava Yolları'nın günlük bazda dolar bazlı grafiğinde 200 günlük ortalama vardı. Bu aşağı yönlü kırılması durumunda endekste satışların derinleşebileceğini belirtmiştik ki Türk Hava Yolları da zaten 200 günlük ortalaması altında hareketine devam ediyor. Endeksin düşüşünü tetikleyen hisse senetleri arasında başı ağırlıkla beraber Türk Hava Yolları, BİMAŞ, İş Bankası, TÜPRAŞ, Koç Holding, Akbank, Şişe, Erdemir, Yapı Kredi. Yani genele yayılan bütün 30 kağıtları düşüş tarafında bulunuyor. Tabii bu noktada teknik tarafta her ne kadar 7400'ü belirsem bile de hani bir kara harekatının olması durumunda işin daha farklı boyutlara taşınmasında o zaman 6800-7000 bölgesi takip edilecek, ama bunu şimdiden söylemek için erken, çünkü kara harekatı olur mu olmaz mı ve bir noktada da evet olayın insani boyutu var, ama hisseler ve endekste ucuzlamaya başlıyor bu sert geri çekilmelerde. Bu da kurumsal yatırımcılar açısından pozitif bir unsur. Hani dolar Türk lirası stabil, ama borsa tarafındaki ve hisse senetleri özelindeki geri çekilmelerde ön planda. Ama tabii ben bunları söylerken endekse %4'e yakın kayıba yaklaşarak yeni düşük seviyelerde 7463 seviyesini gördü. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman da hani yurt dışı da çok parlak bir unsurda değil. Amerikan tahvil getirileri yukarı yönlü hareketini yapıyor. Burada hem Fed'in sıkılaştırmayı arzu ettiğinden dolayı tahvil getirilerinde yukarı yönlü bir hareket var. İkinci olarak da Çin Amerikan tahvillerinde hem ihale tarafında hem de tutma anlamında eski iştahı bulunmuyor. Bu tahvil getirileri yukarı yönlü hareket yaptığı zamanda da finansal koşulları sıkılaştırıcı bir unsur olarak devreye giriyor. Yani eşittir de facto bir faiz artışı. Bu da olduğundan dolayı güçlü dolar teması ve Amerikan endekslerinde satış. Çünkü S&P'nin 12 aylık dönemdeki temettü verimiyle Amerikan 10 yıllığını kıyasladığınız zaman da 10 yıllık daha yukarıda. Hani hep yatırımcı raporlarında önemli kurumların şöyle geliyor ya, hisse senedi sat, altın al, hisse senedi sat, tahvil al. Dolayısıyla yurt dışı tarafta da bu hisse senedi algısında bir negatiflik olduğundan ve yeni ilave risk alma tercihi olmadığından dolayı oradaki küresel negatiflik algısı da Türkiye tarafına yansıyor. Ama tabii bu hepsinde negatif anlamda değil. Altın tarafında 1918'den girdik. 1933'te çıktık, 1958'de çıktık, 1985'e çıktık, 3 tane TP'ye çıktık. Hani şu anda da 1990 seviyesinin bir miktar üzerinden, hani o psikolojik 2000 dolar seviyesi, gerçi future'larda 2000 dolar seviyesi görüldü, ama bu jeopolitik risk ortamından en fazla pozitif ayrışan ve ayrışmaya devam etme potansiyeli olan ons altın olarak devreye giriyor. Tabii Amerikan endeksleri de aşağı. Biz de yayınımıza başlamadan önce Apple'la alakalı bir
teknik önerimiz oldu satış yönünde. Hem Amerikan hisse senetlerinde hem de Amerikan endekslerinde S&P 500 başta olmak üzere kısa yönlü tavsiyelerimiz devam ediyor. Bütün bunların detaylarını da bugün Utku ile beraber yaptığımız FX canlı yayınımızda konuştuk. Amerikan endekslerinde shortuz, Apple hisse senedinde shortuz, altında uzun pozisyondayız. Viyop'ta bir gram altınla ilgili Ekim vadede bir önce bir TP'miz olmuştu, onu almıştık. İkinci TP'miz 1815 seviyesindeydi. O da ramak kaldı, alındı gibi. Oradaki önerilerimiz de başarılı oldu. Videoyu sonlandırırken endeks yeni düşükte 7453.95 gördü. Satış %4'ü aşar durumda. Dolayısıyla negatif bir tabloyla inşallah hafta sonu Gazze'ye bir kara harekatı olmaz. Siviller ve bebekler, çocuklar her iki tarafta da ölmez diyerek savaşın olmadığı, yeni savaşlara uyanmayacağımız günlerin olması dileğiyle sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.